BloombergHT ekranlarına hoş geldiniz. Hafta içi her gece 21'de karşınızdayız. Günlerden Perşembe. Günlerdir beklediğimiz, heyecanla, özlemle bugünü iple çektiğimiz akşamdayız. Profesör Doktor Asaf Savaş Akat bizlerle. Asaf hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Barış, sen de hoş geldin. Çok teşekkür ederim. Ve Ege Cansen. Ege Cansen. Hocam çok özlemişim sizi valla. Bugün onu... Vallahi öyle, kalp kalbe karşı hissettim. Sizler de özlediniz mi? Çok. Tabii, ne demezsin. Cumhur'la falan olmuyor bu işler hocam, değil mi? Hayır, hayır. Cumhur'a da selamlar. Egesiz de olmuyor. Ege hocam bir tebdili mekan yaptı galiba. Evet, ben Bodrum'dayım. Oo hocam, Bodrum falan. Vallahi bravo. Evet. Ama Bodrumlu olduğum anlaşılmıyor değil mi? Henüz anlaşılmıyor hocam. Biraz benim gibi renginizin kararması lazım. Hoş geldiniz tekrar. Hoş bulduk. Ege Cansen Bey. Buyurun. Evet. Yeğenimin evindeyim. Öyle mi? Onlar böyle bol lambalar falan koydular. Gördüğünüz gibi resim güzel çıkıyor değil mi? Hocam vallahi ay gibi parlıyorsunuz maşallah. İnsan güneş der ya. Tamam, güneş gibi. Asaf hocam izninizle ben Ege Cansen'den başlayacağım. Tabii tabii. Ben merak ettim. Ben de aslında deplasmandanım. Ben de Ayvalık'tayım. Öyle mi? Oo, evet. Hocam biz burada vallahi resmi merak ettim. Şu şeyden, cep telefonundan bu şey gelsin diye bekliyorum. Ege'nin bir resmini göreyim. Bakayım yeni şeyde nasıl, yeni dekorlar nasıl duruyor. Güzel diye. Güzel, bayağı parlak duruyor maşallah. Güneş gibi parlıyor. Şimdi vallahi biri Ayvalık'ta, biri Bodrum'da hocalarımızın. Hak ediyorlar. Güzel dinlensinler inşallah. Ama ekonomiyi de konuşacağız. Bugün tabii bir taraftan Merkez Bankası'nın kararı da vardı. 200 bas puanlık bir faiz artışı da geldi. Ege hocam yani şey konuşacağız ama işte bizim hani konumuz Türkiye'nin gerçekten cari açığı var mı yok mu konusunu konuşacağız ama hani siz bunu yayın öncesinde konuşmadık. Biraz irticari oluyor ama ya bugün de hani Merkez Bankası biraz böyle şaşırtan bir karar da verdi piyasayı. Bir yorum alabilir miyim ya izninizle? Çünkü bunu da çok merak eden vardır, acaba Ege Hoca, Asaf Hoca ne düşünüyor diye. Şu Merkez Bankası ile şöyle bir kısa bir yorum alayım. Hani akıllarda kalmasın, sonra biz asıl konumuza, daha orta ve uzun vadeli konularımızı hep öyle konuşmaya çalışıyoruz. Zaten geçeriz ama ne dersiniz? Sizi şaşırttı mı Merkez Bankası? Yani biraz şaşırttı. Ama şunu söyleyeyim. Zor oyunu bozar diye bir tabir vardır yağlı güreşte. Şimdi bu tabii doların frenlenemez bir şekilde, çok hızlı olmasa da istikrarlı bir şekilde böyle tık 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 yukarıya gitmesi asabı bozdu. Yani hem piyasanın asabını bozdu, Merkez Bankası'nın da asabını bozdu. Yani zannedildi ki bir yerlere gelince kendiliğinden bir duraklama olacak. Yani işte fiyatını buldu gibisinden. Çünkü Merkez Bankası'nın üzerinde faiz arttırmayın diye bir baskı var. Yani bir emir var. Buna mandat falan diyorlar. Mandate. Yani sen bu şekilde hareket et diye Merkez Bankası'na talimat verilmiş vaziyette. Onlar da kıpırdayamıyorlardı. Fakat şimdi zor oyunu bozdu. Ne oldu? Tık 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 gidiyor. Yani 7 güzeldi. 7-10 hadi falan filan ama yani 7-70 yani tabii bunu durduralım. Yani bu gayet açık. Yani bu 200 bas puan arttırmanın amacı dolardaki artışı durdurmak. Eskiden beri işte faizi yükseltirsen dolardaki artışı durdurursun var. Geçmişte de bunu çok kez yaşadık. Tabii şimdi esas sorun şu. Bu 200 bas puan artış keser mi? Yetecek mi? Yani kesecek mi? Yani tamam, bugün biraz gerileri falan filan herhalde ne oldu bilmiyorum. 7.62 veyahut da 63 mü? Evet 7.63. Çünkü 7.63 yani bir aşağı yukarı 7 kuruş falan gitmiş falan. Bak gördün mü? İşte faizi arttırınca hemen geri gitti. Hemen o kadar çabuk karar vermeyelim. Bu bazen böyle şeyler kızgın tavaya düşen su damlası gibi caz der, biraz sonra buharlaşır gider. Yani böyle dövizde paniği kesecek faiz artışların genellikle 2 falan olmuyor, %2 falan olmuyor. Daha yüksek oluyor. Bir de yüksek tahvilli, yüksek faizli tahvil çıkartılıyor. Yani bunu işte Tansu Çiller zamanında da gördük. Böyle az bir miktar dahi olsa böyle birden ya çok da güzelmiş bu deyip dövizimizi koyup Türk lirası tahvile geçeyim diyenler çıkar diye yapılıyor. Fakat tabii bütün bunlar aslında bir takım cambazlıklar, öyle söyleyeyim. Yani uzun vadeli bir çözüm gibi durmuyor. Daha çünkü biz bunların hepsini denedik yani. Yaptık. Biraz böyle çare olur gibi oldu ama olmadı. Yani olmadı. Daha istikrarlı, daha stratejik, daha kararlı. Başka türlü kararları da beraberinde almak lazım. Yani hemen ben boşta bırakmayayım bu lafımı uzatmadan. Asaf'a geçeceğiz şimdi. Yani israf ve bir takım harcamalar milletin de moralini bozuyor. Yani milletin derken yabancıların da bozuyor. Bu işin içinde iç siyaset var, dış siyaset var. Yani öyle levye çektim, %2 arttırdım, döviz durdu, döviz vurunca enflasyon da oldu. Hayat bu kadar kolay değil. Yani biraz daha uğraşacak işimiz var. Biraz daha işimiz var diyorsunuz. Evet. Peki. Evet. Asaf Hocam'dan da bir yorum rica edeceğim. Asaf Hocam, dediğim gibi konuyu, asıl konumuza geçeceğiz ama hani bugün de 2 tane değerli üstadı bulmuş ya, sormadan da edemeyim. Piyasada biraz şaşırdı çünkü. Ne dersiniz, siz nasıl gördünüz Asaf Hocam? Yani ben daha karamsardım. Şu anlama karamsardım, yapmayacağını düşünüyordum. Hatta dün Ege Yazgan'la okulda uğradı bana bilgide. İşte biraz muhabbet ettik. Yani büyük bir ihtimalle faiz artırışı yapmayacaklar diye düşündük. Bu iş kötüye gidiyor. Dolayısıyla yani giderek, çünkü daha da fazla birikiyor sorun. Yani sorun birikecek diye korkuyorduk. O bakıma olumlu bir şey. Bunun anlamı buradaki gidişin, yani yukarı tırmanışın bayağı ciddi algılandığı. Ankara'daki siyasi iktisat politikası değil sadece, hem politika hem iktisat politikası şeylerinde, mercilerinde denir, odaklarında bu kurdaki gidişin tatsız bir boyuta geldiği şeklinde bir kanaat oluşturduğunu gösteriyor. Yeter mi yetmez mi bir şey söylemek zor. Yani zaten ekonominin bir nefes sıkıntısı var. Tabii faizin yükselmesi biraz daha ekonomiyi nefessiz bırakacak. Ona da ne kadar razılar. Ama herhalde şöyle bir hesap var. Yani kurun gitmesi de yukarıya zaten ekonomiden baya böyle bir enerjisini alan bir şey. Hırpalayan bir şey. Bu iki kötüden 40 satır 40 katır faiz artışı, belki daha az kötü olan dendi. Öyle bir yola gitti. Bilmiyorum ama Ege haklı. Yani şu anda bilmiyoruz. Bir süre geçici olarak bir güne sağlar ama bunun kalıcı olması, 2 puandan bu kalıcı olabilir mi? Ona çok emin değilim, evet. Ben de. Ama yani, hani daha kötü ihtimali yapmadı diye yorum. Evet, evet. Yani ben daha karamsardım. Anladım. Doğrusu ya ben yani şeye ne derler, o paranın düşmesi için kumbaraya, jetonun düşmesi için işlerin daha da kötüye gitmesinin gerekeceğini diye bir beklenti. Yani daha kötümser düşünüyordum. Daha zor. Öğrenme eğrisinin daha yavaş olacağını düşünüyordum. Bu iyice bir, o anlama iyi bir işaret. Yani bir öğrenme eğrisi var. Zaten piyasanın da herhalde tepkisi olacaktı. Görmedim ne dediklerini insanların ama herhalde olumlu, diyecekleri. Genelde olumlu bekliyoruz. Evet, yani demek ki bu işi kopup gitmesine de izin verilmeyecek. Yani bir kopup gitme. Çünkü herkesin korkusu ne? Burada kopup gitme, yani bir fasit dairenin, bir kısır döngünün giderek kırılması zorlaşan bir kısır döngünün ortaya çıkması. Evet. Öyle bir şey olmayacak ama bunun sonuçları da tabii, yani istihdama, büyümeye, işte talebe vesaireye, onlar ne olacak filan, onlar yani bekleyelim görelim ama yeteceğini pek tahmin etmiyorum bunun. Peki Ege Hocam, size döneceğim. Tabii hani ya buradan da şu mesela bir programda şeyi tartışalım istiyorum. Rekabetçi kur nedir? Rekabetçi kur tartışması yapabiliriz. Yani çok güzel konular var önümüzde. Ben işte bu bizim bir pilot çalışmamız var ya Ege Hocam. Onun için böyle eski programlarımızı bakıyorum. Onları inceliyorum. Mesela bir program demişiz ki ya bir program tamamen faizi konuşalım. Faiz nedir diye konuşalım demişiz. Hani o yine güzel önümüzdeki programlarda bir konu olabilir ama bugün Fuat Bey de yazmış. Fuat Ünsal Bey, ekranda görmek istediğim 3 isim şimdi karşımda. Ege Hocam bugün yazdığı cari açık yazısını biraz genişlemesine yorumlayabilir mi acaba demiş. İsterseniz biz kendi meselemize, şu cari denge, cari açık meselesine geçelim ve ben sözü Ege Cansen'e bırakayım. Buyurun. Enteresan bir yazıydı bugün Sözcü'deki. Türkiye'nin gerçekten cari açığı var mı diye sordunuz. Yok var diyorsun. Mı yok mu? Evet. Evet, buyurun. Şimdi ben ona geçmeden önce son bir cümle söyleyeyim. Şimdi Merkez Bankası'nın bu kararı almasının sebebi enflasyonu arttırmasıdır. Arttıracak istikamette döviz fiyatının artmasıdır. Yani bizatihi döviz fiyatının artması çok da önemli değildi. Ama unutmayalım ki merkez bankalarının ne olursa olsun esas görevi fiyat istikrarının teminidir. Yani düşük enflasyondur. Şimdi bu kişiler de orada bir yerde oturuyorlar. Sorumlulukları var, kanunları var. Yani web sitelerine yazmışlar. Vazifemiz fiyat istikrarıdır demişler. Alttan zemin kayıyor. Yani bu yoksa bir dolar böyle bir yerde kendi başına artıyor olsaydı hiç bir telaşlanmaya lüzum yoktu. Mesela altın fiyatları $1,250 $2,000 geldi. O öyle bir yerde o geldiyse geldi, ne yapıyor? Ama bu öyle değil. Buradan enflasyona geçiş var. Yani buradan Merkez Bankası'nı yönetenlerin motivasyonunu anlayalım. Yani bu kararı almalarına sebep. Herhalde gittiler, üstleriyle konuştular, siyasi liderlerle konuştular. Aman efendim dediler, yani tamam işte faiz mi enflasyon yapar, enflasyon faiz yapar. Güzel de yani zemin kayıyor falan dediler. Evet, yani enflasyondur. Buradaki kararı aldıran enflasyon korkusudur. Ama zaten şu ana kadar oluşmuş devalüasyon ya değer kaybı da dalga dalga enflasyona etkileyecek zaten. Şimdi gelelim bizim bugünkü yazımıza. Şimdi bu nereden çıktı? Aslında bu yazının başlığı Türkiye'de tasarruf açığı yoktur diye başladım yazmaya ben. Biz Asaf'la bunu yıllardır konuşuruz. Ya bu Türk milletinde genetik bir şey mi var? Yani hep cümleye başlanırken efendim Türkiye'de tasarruf açığı vardır. Onun için biz yurt dışından tasarruf ithal ederiz. Bunun da bir adı cari açıktır. Yani böyle bu anlatım böyledir. Yani aslında cari açık nedir? Tasarruf açığını kapamak için yurt dışından tasarruf ithal etmektir. Güzel de acaba birinci cümle doğru mu? Yani niye bu Türk milletinde tasarruf açığı var? Yani nedir bu yani, evet. Böyle hatırlıyorsun değil mi Hasan? Yani, Yani gerekli. Hayır, bir de Ege sözünü keseceğim. Bir de yani bu garip bir şey. Yes. Çünkü mesela 90'ların ikinci yarısında Türkiye hem hızlı büyüyor hem de dış açığı yok. Yani Türkiye'nin tasarruf açığı yok. 90'lar. Sonra 2000'lerde aniden millet yani birkaç yıl içinde üstelik ekonomi istikrar bulunca müthiş bir müsrif oluyor mudur nedir? Yani zaman içinde de değişiyor. Demek o kadar iyi büyüyemiyormuşuz 90'larda hocam. 2000'lerde daha hızlı büyüdük galiba. 90-94 sonrası 90'ların ikinci yarısında böyle bir dönem 95, 96, 97 Türkiye gayet hızlı gider. Sonra işte 99 hikayesi gelir. Yani o deprem filan daha karışık bir hikaye ama yani 3 yıl doğru dürüst dış açık vermeden adeta yok dedi dış açık vererek gayet hızlı büyüme dönemi vardır ve tasarruf oranları bayağı yüksektir. Türkiye'de tasarruf oranlarının çökmesi, iç tasarruf oranlarının çökmesi 2000 yıllarının başıdır. 2003, 2004, 2005, 2006'dır. Yüksek faiz dönemidir. Yani bir ülkede tasarrufu çökertmek istiyorsan yüksel faizi. Çöksün tasarruflar. Örnek şekil bir Türkiye. 2003, 2004, 2005, 2006 iç tasarruflar çöküyor. Hocam yani, faiz yükselince tasarrufların artması gerekmez mi mantıken? İşte onu işte bu ezbercilere anlat. Bana anlatma onu. Bir ezbercileri var onun. Bir ezber takımı var. Ege'nin saldırdığı takım işte o. Türkiye'de bir ezber var diyor. Pardon Ege sözünü kestim şimdi sen. Yo. Devam et. Buyurun Ege hocam. Şimdi bu tasarruf yani biliyorsunuz ülke ekonomisini 3 başlık altında inceliyoruz. Hane halkı, şirketler ve kamu. Şimdi dünyada yani bir defa şunu söyleyelim. Tasarruf eşittir yatırım diyoruz. Yani böyle bir özdeşlik var. Tasarrufla yatırım arasında. Eğer tasarruflar yatırıma gitmemişse buna İngilizce'de hoarding, işte eski dilde müsriflik. İddihar yok, iddihar. Ben baktım ona iddihar müsriflik demekmiş. Ya pardon istifçilik. Öyle mi? İstifçilik ha. Ha istifçilik. Tamam. Ha. Müsrif değil yanlış. İstifçilik. Tamam. İstifçilik bizim rahmetli Fuat Hoca'nın tabiriyle paraları kirli çorabın içine koymak derdi o. Onu da biliyorsun niye kirli çorabı konulmuş? Çünkü hırsızlar kirli çorap olunca ellemek istemezlermiş. Kokuyor. Kokuyor diye. Yani temiz çoraba koyarsan hırsız parayı çalıyor. Kirli çoraba koyarsan çalmıyor. Belki hırsızlar ruh değiştirmiştir onu bilmiyorum. Maskeli giriyorsa problem olmaz. Evet. Yani şimdi bu esas itibariyle de tasarrufu yapan şirketlerdir. Niye? Çünkü yatırımı yapan onlardır. Dedik ya özdeşlik var. Şimdi eğer halk kendisi yatırım yapıyorsa, yani halkın tasarrufu şirketlere kanalize olamıyorsa, bunun bir anlamında nedir? Sermaye piyasası yok. Türkiye'de çok zayıf bir sermaye piyasası var. Onu ayrıca geleceğim vakit müsait ederse. Ama ne yapıyor o zaman? Halk tasarruf ediyor. Yani tasarruf anlamda ediyor ama iktisadi anlamda niye bu tasarruf olmuyor? Yani niye yatırıma dönüşmüyor? O zaman bundan bir şey yapıyor. Ya ben de baktım, bu düşünüyorum ya bu halk yani çünkü tasarruf bir ihtiyaç sahibidir. Bir şeyler yapmış olmaları lazım. Aa altın alıyor. Gayrimenkul alıyor. Hadi o diyelim yatırımdır. Tamam. Ama altın alıyor. Çok ciddi altın alıyor. Sonra bir hikayeler var işte. Biraz da bu Sözcü gazetesinde bir yazı çıktı. Türklerin yurt dışında 500 milyar doları var diye. Palavraydı tabii. O kadar da değil ama bizim Nedim Türkmen hocamız o hemen ele aldı. Dedi ki ya bu kadar da uydurmayın yani var da paraları. O daha güzel bir inceleme yapmış. Zaten kendisi maliyecidir yani. Hesap uzmanıdır. Ben de onun yazısını okuyunca dedim ki ya güzel oldu bu. Hadi 500 milyar dolar palavra ama yani bir şeyler de var işte. Bu Bank of International Settlement denilen bir clearing hesabı var. Bir de offshore'lar var. Onların detayına girmeyelim. Neticede bizim Nedim Türkmen hocamız diyor ki Türklerin, yani çok atmayalım ama diyor, bir 145 milyar dolar civarında kayıt dışı, dikkat ediyorum. Çünkü mevcut kanuna göre Türklerin yurt dışında parasının hesabının olması suç falan değil. Onlar zaten Merkez Bankası'nın sermaye transferlerine giriyor. Tabii. Girmeyenden bahsediyoruz. Bir 145 milyar dolar gibi bir kayıt dışı para var. Şimdi bir de altını topladım. Etti aşağı yukarı 350 milyar falan dolar gibi para. Sonra bugünkü yazımda da söylüyorum. Ya diyorum bu cari açığın bir yerlerde daha gözükmesi lazım. Nerede gözüküyor bu? Uluslararası yatırım pozisyonunda gözüküyor. Yani identik, tamamen birbirine aynı olması şart değil ama. Hatta sen istersen arkadaşlara söyle. Bütün dünya ülkelerinin tablo var. Bu uluslararası yatırım pozisyonu, hemen tabloya bakarsak göreceğiz ki cari açığı olan ülkeler negatifte, fazla verenler fazlasında. Şimdi demek ki cari açıkla uluslararası yatırım pozisyonu arasında birebir ilişki var. Hatta bana göre en iyi metrek bu. Şimdi oraya bakıyoruz. Türkiye'nin 378 milyar dolar bir nevi kümülatif cari açığı var. Tamam da bu tasarruf açığı mı? İşte ben bakıyorum, altın tasarruflarını topluyorum. Artı bu yurt dışındaki kayıt dışı paraları, yani hesaba girmeyenleri topluyorum. Bir şey daha yapıyorum orada. Türkiye çok yüksek faiz ödüyor. Onu da hesabını yapıyorum. Bugünlerde aşağı yukarı 20 milyar dolara yakın ekstradan faiz ödüyoruz. Buna faiz de, kira de veya burada yatırım olan şirketlerin işte bu fatura oyunlarıyla veya doğrudan bu transfer fiyatlaması tabir edilen yollarla adam buraya para yatırmış. Yani Türklerin kara kaşı kara gözü için yatırmamış. Bunların biz aşağı yukarı demek ki bu 400 milyar dolara yakın pozisyon açığımıza senede bir ekstradan %5'le çarpsak 20 milyar dolara yakın fazladan para ödüyoruz. Bunları da topluyorum. O zaman ne çıkıyor? Ya Türklerin tasarruf açığı yok. Ama tasarruflar yanlış yere kanalize oluyor. Özel sektörün finansmanına gitmiyor. O zaman yatırıma dönüşmüyor. Yatırmış o zaman dışarıdan borç alınıyor. Bu sefer o faizleri arttırıyor. İşte bu sarmala bacağımız ayağımız takılıyor. Yani bu da nereden doğuyor dersen, hiç lafı uzatmadan söyleyeyim. Döviz fiyatının sürekli baskılamaktan doğuyor. Bugün de çünkü baskılamadık mı hocam? Efendim zaten bu işler fasit daire. Yani. Bir defa ayağın dolandı mı düzelteyim derken daha da bozarsın. Bunlar böyle hemen viraj alınmaz ama ben biraz sonra zaman kalırsa bu fasit daireyi, bu Stanley Fisher'ın Türkiye'de de kırmaya çalıştı, kıramadı. Peki. Felaket oldu. Onu geçeriz. Bir şeyin fiyatı yanlışsa kaynak tahsisi yanlış olur. Peki Asaf Hoca'ya döneceğim ama dön. Uzatmadan şöyle hemen. Mesela bugün ben sizin yazınızda okudum Ege Hocam. Tabii siz tasarruf açığını anlatmak için bu tüm bunları ifade ettiniz ama hani şöyle de anlaşılabilir mi? Kendi kendime de böyle bir itiraz ettim size. Diyorsunuz ki Türklerin kayıt dışı yurt dışında 150 milyar doları, evet, var olduğuna inanıyoruz. Evet. Ama o para gelip burada bizim her yıl verdiğimiz cari açığı kapatmak için de kullanılmıyor. Hani orada olmuş olmamış. Yani bize bir faydası yok ki o paranın. Hemen böyle içimden hani böyle bir itiraz geldi. Neden? Çünkü başlık cari açık var mı yok muydu? Tasarruf açığı deseniz keşke o paralar burada olsaydı diye anlatıyorsunuz şimdi. Ama ya Türklerin 200 milyar dolar olsun, 1 trilyon doları olsun yurt dışında. Ne fayda, bana faydası yoksa, ben burada cari açığı kapatmama faydası yoksa bana ne diye. Ama işte o paralar belki gelir mi gelmez mi? O paraları getirebilir miyiz? O başka tabii bir programın konusu olur diye düşündüm. Kendi kendime. Hayır. Bu şey ne derler hocam, böyle fakir aklıma mı derler? Fukara aklıma mı, bir düşündüm. Ben sadece böyle. Seni hemen düzelteyim, masrafa geç. Tamam. Cari açığımız vardır. Çünkü Türkiye'nin tasarruf açığı vardır. Söylenen cümle bu. Tamam. Şimdi ben Türkiye'nin tasarruf açığı yoktur, biz tasarrufları yatırıma kanalize edemiyoruz. Ya altına gidiyor ya yurt dışına gidiyor. Gariban Türkler altın tutuyor. Daha uyanık olanlar da yurt dışına götürüyor. Yani tahrip etmek istediğin fikir, tasarruf açığı yoktur. Zaten anladım. Onu kabul ettirebilsem ondan sonrası kolay gelecek. Asaf hocam buyurun. Vallahi Ege böyle casperane. Ondan sonra tabii bir mücadele veriyor. Ezberlerle ezberleri yıkma. Neydi hocam? Einstein'ın lafı mıydı? Ön yargıyı yıkmak, evet, atomu parçalamaktan zor mu? Öyle doğrudur, bir laf vardı galiba. Ezber, ama yani bu tabii umutsuz da olsa yani doğru bildiğin yolda yapacaksın yani. Bence bu ezberler kolay kolay değişmeyecek ama biz bunun şeyini yapmaya devam edelim. Şimdi aslında hoş bir şey. Tabii Ege vur deyince öldürmüş yani tam anlamıyla. Yani buradan Türkiye'nin cari açığı yoktur gibi bir şeye ille gidilmez. Türkiye'nin yani şöyle diyelim. Yani Türkiye'nin dış açığı olabilir de dış açığı görünenden daha küçük olabilir. Yani ille o sayıları tutması gerekmiyor. Ama çok basit bir Ege'yi kuvvetli yapmak için, güçlendirmek için şöyle basit bir örnek verelim. Şimdi diyelim ki bizim altın dışı dış açığımız yok. Dış açığımız yok. Ama altın ithal ediyoruz. Bu sene öyle zaten galiba 15 milyar dolar falan altın ithalatı var. Altın çıkınca fazla da bir şey kalmıyor dış açıkta. Yani altın ithal ediyoruz. Şimdi baktığımızda bizim dış açığımız var. Ezberciler ne diyecek? Türkiye'nin efendim tasarrufu yetmiyor diyecek. Halbuki gerçekle Türk halkı tutumlu ama tasarrufların aynen Ege'nin dediği gibi altına yatırdığı için sanki tasarruf açığı var gibi duruyor. Aslında vatandaş tasarruf yapmış. Buradaki sorun ne? İçerideki sistem vatandaşın yaptığı tasarrufun ülke içinde sirküle olmasına, ülke içinde dönmesine, yatırıma dönüşmesine izin vermediği için vatandaş tasarrufunu yurt dışından ithal edilen bir mala, bir kıymetli madene yatırıyor. Dolayısıyla sayılara baktığında tasarruf açığı çıkıyor. Halbuki bu bir tasarruf açığı değil. Bu tasarruf yapacak araçlardaki belirsizlik, istikrarsızlık, ondan kaynaklanan bir şey. Ben anlatabiliyor muyum ne dediğimi? Yani Ege bunun örneğini veriyor. Bir, eğer hakikaten böyle bir altın birikmişsek, biz bu altını özel kesim tasarruf etmiş. Ama bu hatırlamıyorum rakam, galiba 150 milyar değil mi Ege? Böyle bir stoktan bahsediyorsun. Demek ki biz özel kesim 150 milyar dolarlık tasarruf yapmış. Normal olarak yani altın 190 milyar dolar. Tamam. Yani ben de 150 diyeyim ben. Pazarlıkla sosa atıyoruz. Altının fiyatı da değişiyor çünkü. Ha, nasıl olsa atıyoruz bir de yani. Onun için fazla da hesabı ince tutmanın anlamı yok. O şeydeki çok tabii hoşuma gidiyor. Sen kızarsın bunlara. Türkiye'nin pozisyonu, uluslararası yatırım pozisyonu 378 milyar. Evet. Ya kardeşim bari 380 de değil mi? Yani ulan 2 milyarın yuvarla. Yuvarla yani bunun 2 milyarının ne kadar doğru hesapladın orada işte bir tür şey. Neyse. Ama netice itibariyle 150 milyar eğer altın stoğumuz varsa Türk halkı 150 milyarlık demek ki tasarrufu Türkiye'de yatırıma dönüştürememiş sistem. Nedir o sistem? Vatandaşın Türk lirasına banka sistemine vesaire neyse güvenmemesi. Onun için altın alıyor vatandaş. Sisteme güvense para sisteme girecek. O altın ithal edilmeyecek, biz o dış açığı vermeyeceğiz. Dolayısıyla verdiğimiz dış açık tasarruf eksikliğini değil, istikrarsızlığı, belirsizliği, başka şeyleri gösteriyor. Yani Ege'nin izniyle, Ege'nin söylediklerini böyle tefsir ediyorum ben. Aynı şeyi yurt dışına kaçmış sermaye içinde yapabiliriz, söyleyebiliriz. Türkiye'deki belirsizlik nedeniyle özel kesim yaptığı tasarrufu Türkiye'de kullanacak yerde yurt dışına götürüyor. Taşımış bir şekilde. Bunu da her ne kadar serbest olsa da kayıt dışı yollardan yapmış diyor Ege. O rakam da artık 150 midir, 100 müdür, 200 müdür, rivayetler muhtelif. Tabii işleri karıştıran bir şey de var. Türkiye'nin yurt dışında çok şirketi vatandaşı da var. Yani Türklerin iş yerleri var, işte işçiler var. Onlar iş yerleri açtılar, firmaları şimdi çok uluslu firmaları var falan filan. Yani bunların bir kısmı kayıt içinde, bir kısmının zaten merkezi dışarıda. Dolayısıyla hakikaten yurt dışında olup Türkiye'ye gelebilecekken, değil mi yani tasarruf olarak Türkiye'ye gelebilecekken bütün bu belirsizlikten vesaire Türkiye'nin diğer koşullarından dolayı gelmeyen bir para olarak da görebiliriz. O da aynı hesaba geliyor. Burada tabii küçük bir sorun var. Bu paranın bir bölümü yurt dışında kazanılmış, Türkiye'ye getirilmemiş. O bizim yani bir yerde o başka bir şey ama bir bölümü Türkiye'de kazanılmış. Yani ihraç etmişiz biz. Bir şeyler ihraç etmişiz. O ihraç ettiğimiz şey gelmemiş. Parası Türkiye'ye gelmemiş şeklinde. O da tabii cari işlemler dengemizi bozuyor diye düşünüyorum. Bu önemli bir konu. Hakikaten önemli bir konu. Bu yani böyle Türkiye'nin tasarrufu azdır diye başlayan hakikaten Ege'yi sinirlendiriyor. Yani kötü bir başlangıç bu. Yani bu şunu söylüyor. Aman biz dış açık vererek büyümeye devam edelim. Yabancı kaynaklar yatırarak büyümeye devam edelim anlamına gelen. Yani o tavır o. Siz lafa ondan başladığınız zaman bunu kabul ediyorsunuz yani. Diyorsunuz ki ya Türkiye dış açık ver. Şimdi gerisine nedir diye baktığımızda gerisinde bulunan da hep aynı şey var. İç pazarı gazlayarak büyüyelim. O kolay bir büyüme. Gazlıyorsun iç pazarı. Talep geliyor. Tüketim talebi geliyor. Tüketim talebi gelince tabii yatırım firmalar o talebi karşılamak için üretim yapacaklar. Yatırım da geliyor. Oh, tüketim artıyor, yatırım artıyor. Para da dışarıdan gelecek hikayesi. Şimdi bunu artık bırakmak lazım. Yani Ege'nin tahmin ediyorum ki karşı çıktığı o. Yani Türkiye'nin bunu artık bırakması lazım. Asaf Hocam bir şey sorabilir miyim? Yani iç talebi gazlıyor. İşte bunu denedik, şey yaptık. Yani bir de şu oldu. Ege belki o konuyu biraz açsa çok iyi olur bence. Yani Türkiye'nin 70'ler deneyimi de var. Bu 70'ler deneyimi sonra 80'ler sonrasında unutuldu. Zaten nüfus genç bir nüfus. Bizi dinleyenlerin büyük bir bölümü 2008, 2002, 2001, 2000 krizini bilmiyor. O bile hatırlanmıyor yani. Unutuldu yani. Biz bu tip olayların bir bölümünü biz 70'lerde de yaşadık. Yani iç pazarla, içeriye yönelik üretimle ve iç pazarla ve oraya gaz vererek hızlı büyüyelim filan ve o olmuyor yani. Asaf Hocam böyle, şunu sorabilir miyim? Evet, neyse. Ege Hoca'ya döneceğim, araya gideceğim sonra Ege Hoca'ya döneceğim ama yani bu yani bir itiraz edeyim diyorum ki biraz daha böyle tahrik edeyim. Bu söylediğiniz her ülke için geçerli değil mi hocam? Yani her ülkenin bizde dersiniz ki ya Barış bize daha fazla. Bizim işte geleneksel falan ama birçok ülkenin belki yastık altında dediğimiz ya da bu sisteme sokmadığı altını birçok ülkede var. Ne bileyim Hindistan'da da vardır, belki birçok gelişmekte ülkelerde vardır. O var. Birçok ülkenin vatandaşları yine yurt dışında da yani sadece atıyorum hep söylenir ya o yüzden İsviçre'de işte hesaplar sadece Türklerin yok ki 100 tane milletten belki var. Onların da yurt dışında hesapları var. Onların da içeride sisteme girmeyen belki paraları altınları var. Ama onlar yine cari açık belki vermiyorlar. Hani biz karşılaştıralım. Biz geri veriyoruz yani. O zaman hani diğer ülkelere de bakmak gerekmiyor mu? Onlar vermiyorlar. Vermiyorlar bir şekilde. Onlar da aynı durumda değiller mi? Diye bir sorayım şöyle. Hayır, onu bana değil, yani katılayım. Yani baştan söyledim onu. Ege biraz abartarak olay şey yapıyor. Türkiye cari açık vermiyor demiyor. Ama yani bu her gördüğün cari açığı şu diyor. Her gördüğün, laf vardır, her gördüğün sakallıyı baban zannetme diye. Allah rahmet eylesin. Babam çok severdi bu lafı. Niye bilmiyorum. Ege'nin de babanın sakalı var mıydı? Yoktu ama bu rahmetli çok severdi. Her gördüğün sakallıyı baban zannetti diye böyle bir şey olduğunu. Aslında Ege Hoca yani diyor ki. Her gördüğün, Ege şunu diyor. Ege her Hoca gördüğün, ne diyor? Başlığımız bu. Aynen, bilmiyorum ama yani Ege'nin söylediği şu. Ege'nin makalede söylediği ve benim de burada anlattığım. Her gördüğün dış açık ille bir tasarruf açığı değildir. Bir kere. Yani bu sayılardan hareketle bir şey anlatıyor. Artı yani o bence bu önemli bir mesaj. Ona ben bir şey de eklemeye çalışıyorum. Evet. Yani ona da benim eklediğim sorun tasarruf açığını yaratan bir şey vardır. Tasarruf açığı Türklerin tasarruf yapmamasından kaynaklanmamaktadır. Türkler tutumlu olabilir ama senin politikan, uyguladığın politikalar büyümenin, iş talebin gazlanarak gerçekleşmesi şeklinde olacaksa Türkler ne kadar tutumlu olurlarsa olsunlar sen iş talebi arttırmak için o kadar çok fazla gaz vereceksin. Neticede iş talep gazlanacak, dış açık olacak demektir. Bu bizim tutumluluğumuzla ilgili değil. Ben de onu eklemeye çalışıyorum. Tamam. Bence evet, Ege'ye şimdi. Ege kendini savunsun, anlatsın. Araya gideceğim ama Asaf Hocam izninizle. Ama yani daha ne kadar yeni başladık. Hocam 40 dakika oldu Allah aşkına. Hadi şey ya. Bence Ege Hoca hadi git bakalım. Ege Hocam şunu demek istiyor Asaf Hocam. Ya biz istesek cari açık vermeyiz. Ne getiriyor lafı? Hani cari açığı yoktur değil de biz biraz kassak böyle kendimize hani ne bileyim yurt dışındaki paralar yurt dışına git. Ege Hocam böyle ideal tabloyu çiziyor bize. Ama işte hayat öyle. Ben de o kanattayım. Yok paralar yurt dışına gitmese, yastık altındaki altınlar sisteme girse. Onu demiyor. Bak, o zaman onu cari açık vermeyiz. O hocam ideal tablo. Bu hiçbir yerde onu demiyor. O kendi dedesi de arkada ben demiyorum öyle bir şey. O öyle bir yani. Ege de kendisinin ne demediğini anlatsın. Ne demediğini anlatsın bize. Kısa bir araya gidelim. Aranın ardından. Yo dedin sen. O da ben demiyorum onu diyecek. Tamam. Aranın ardından anlatsın Ege. Reklamdan sonra. BloombergHT ekranlarında ekonomik görünüme devam ediyoruz. Günlerden Perşembe. Keşke bitmese dediğimiz saatlerdeyiz ama zaman çabuk geçiyor. Hayat kısa, program süresi kısa. Neden öyle diyorum? Birkaç mesaj okuyacağım Ege Hocam. Diyor ki Fuat bir izleyicimiz, ağzınıza sağlık. Perşembe günü bu programı 2 saat yapsanız olmuyor mu? Vakit çabuk geçiyor ya da haftada 2 gün yapsanız bu güzel adamlarla programı demiş. Sizlere güzel adamlar demiş izleyicimiz. Şu tasarruflar konusunda mesajlar var. Hemen hızlıca okuyayım. Ege Hocam size sözü bırakacağım. Güzel mesajlar var çünkü. Tasarrufları altın yapmak zorunda kalıyoruz. Çünkü en güvenli yöntem, keşke bu derece güvenli yatırım araçları olsa da orada değerlendirsek, maalesef yok demiş bir izleyicimiz. Bir başka izleyicimiz, şöyle hızlıca okuyacağım. Tasarrufların yatırıma dönüştürülememesi Türkiye için büyük kayıp demiş Talat Bey. Bir başka izleyicimiz, bedeli ülkeye getirilmeyen ihracat gerçek ihracat değildir demiş. Efendim Batı ülkelerinde de demiş Ahmet Bey, yastık altı ya da atıl altın bizim kadar yok mudur? Benim soruma benzer bir mesaj var. Metin Bey, faizler düşük olunca tasarruf sahipleri tasarruflarını bankada değil altına yatırmışlardır. En büyük neden budur. Faizi bu kadar düşürdünüz o yüzden diyor izleyicimiz. O yüzden de altın ithalatı fazla oldu demiş. Şirketler halka açılarak sermayelerini kuvvetlendireceğine yüksek faizle borçlanma tercihi sebeplerinden biridir demiş Cezir Bey'in. Hani sermaye piyasalarını güçlendirelim, gidip bankadan borçlanmasınlar yüksek faizle demiş. Yine şöyle okuyorum. Atilla Bey diyor ki yurt içine park etmiş döviz mevduatları tasarruf değil midir hocam demiş. Ayrıca geniş kesimleri temsil eden asgari ücretliler nasıl tasarruf edecek hocam demiş. Benzer bir mesaj daha var. Geçinemeyen insan nasıl tasarruf edebilir demiş Sultan isimli izleyicimiz. Şunu da okuyayım. Ülkede çalışmaya alın teri, ekonomik olarak büyümeyi trend yapacak bir marketing ruhuna ihtiyaç var demiş. Harekete geçmeliyiz demiş izleyicimiz. Efendim şöyle birazını en azından okumaya çalıştım ama çok mesaj var hocam. Ama az çok anlaşılmıştır diye düşünüyorum mesajların genel fikri. Hemen ben sözü Ege Cansen'e bırakayım. Buyurun efendim. Şimdi bir iş yani fasit daire haline gelince herkesin her söylediği haklı oluyor. Nasrettin Hoca fıkrası gibi oluyor. İşte, sen de haklısın. Evet. Sen de haklısın. Sen de haklısın Barış. Eyvallah. Sen de haklısın. Sen de haklısın. Zaten önemli olan bu fasit daireyi kırmaktır. Bu kısır döngüyü kırmaktır. Çünkü bunlar birbirini besliyor. İşte İngilizce buna self-generating mekanizm deniyor. Kendi kendini doğuran mekanizmalar. Şimdi bir ünlü iktisatçı vardır. Nürkse diye. Alman mı, Avusturyalı mı ne? Bizim rahmetli Fuat Bey onu çok anardı. Bu fakir ülkeler niye fakirdir diye adam düşünmeye başlıyor. Tabir de şöyle. Why poor countries are poor? Niçin fakir ülkeler fakirdir? Adam işte var ya böyle hani benim sıcak ülkedir, soğuk ülkedir. Efendim yok toprağa verimsizdir, toprağa verimlidir. İşte efendim din faktörü var, bilmem ne var. Demokrasi falan yoktur ondan. Her şey. Darun Hoca ile benzer. Demokrasi yok işte. Darun Hoca da değil mi? O benzer bir sorudan yola çıkmış. Neden işte bazıları gelişmemiş, bazıları işte iyi. Bu adam da Darun Hoca'dan bir 80 yaş büyük herhalde. Neyse. Sonunda makalesinin sonu şöyle bitiyor. Diyor ki fakir ülkeler fakir oldukları için fakirdir. Yani o şimdi, kadar soru sormuş bunu mu sormuş? Poor countries are poor because poor. They are poor. Because they are poor. Evet. Fakir oldukları için fakirdir. Fakir olunca tasarrufun azalıyor. Tasarruf az olunca yatırım azalıyor. Yatırım az olunca üretim azalıyor. Üretim az olunca gelir azalıyor. Şimdi bakın böyle fasit daireye, kısır döngüye takılındığı zaman oturacaksınız, diyeceksiniz ki tamam anladım. Ben bunu nasıl kıracağım? Nereden kıracağım? Çünkü alıştığımız şeyi tekrar edersek Newton'un hareket kanununda olduğu gibi bir pandül yap, sıfır sürtünme katsayısı olsun yani o pandül sonsuza kadar sallanır. Bu hep böyle gider. Çünkü hep biz neyi izah ediyoruz? Niye böyle olduğumuzu izah ediyoruz? Olduğumuz için olmaya mecburuz da işte bilmem ne. Ya işte bu aynı anlatıyorum ya. 46'dan beri devalüasyon yapıyoruz. Efendim işte bilmem işte kur şimdi doğru yere geldi gitti. Haydi tekrar. Sonra 6-0 atıyoruz falan filan. Ya biz bu fasit daireyi nasıl kıracak? Birincisi, kırabilir miyiz? Ben tezimi söylüyorum. Evet, kırabiliriz. Bunun gerisindeki argümanları da birer birer tahrip etmek, patlatmak için böyle el bombasının pimine çekip bırakıyorum. Neydi Türkiye'nin en sevilen lafı? Efendim maalesef bizde tasarruf açığı var. Onun için biz cari açık veriyoruz. Yok. İşte bak ne diyor adam? İşte faiz bilmem ne düşük olduğu için veyahut da Türk bank şirketleri halka açıldılar ama doğru dürüst temettü vermediler bilmem ne. Halk çok kazıklandı falan. Evet. İşte onun için, o oldu bu oldu tamam da ama neticede bir altını stok etmişiz. Dikkat edin altın ithalinden bahsetmiyorum. Altın stokundan bahsediyorum. Bunların bir kısmı işlenmiş gitmiş olabilir. Ama ben bu altıncıların bütün yayınlarını takip ediyorum. Oradan stok, yani içeride birikmiş alttan bahsediyorum. Peki. Yurt dışındaki dövizlerden de kayıt dışı olanları söyledim. Yani Avrupalıların bu kadar kayıt dışı dövizi yoktur. Tamam. Bunu kırabiliriz, kırarız. Nokta. Asaf Hocam, buyurun, size söz vermek için son bir dakika. Ama çok güzel mesajlar var ya. Valla sabaha kadar konuşuruz. Diyor ki, bence çok güzel mesaj. Diyor ki, çalışan kesim olarak borçlanarak tasarruf ediyorduk. Ev alıyorduk, araba alıyorduk. Bu son zamlar ve yani fiyatların artışı sonrası o da zor. Türk halkı hocam tasarruf etmiyor değil. Araba alıyor, tasarruf ediyor. Evet. Ev alıyor, tasarruf ediyor. Bizde ev tasarruf aracı gibi. Otomobil bu fiyatlarla tasarruf aracı gibi. İkincisi, çok güzel bir mesaj daha var. Borç almak kötü mü diyor. Cari açık vermek kötü mü ki diyor. Önemli olan aldığın borcu doğru yerde kullanmaktır. Yanlış kullanmak kötüdür. Hani derler ya, borç yiğidin kamçısı. Borcu alalım. Borçlanmak kötü değil. Cari açık vermek belki kötü değil. Aldığımız borcu, verdiğimiz cari açığı doğru yerde kullanırsak hiçbir sıkıntı olmaz diyor. Sonuna kadar katılıyorum ben buna da. Asaf Hocam, son bir dakika. Borç vermek, borç alabildiği sürece iyidir. Ne zamanki borçları geri ödemek zorunda kalırsın, işte o zaman borç çok kötü bir şeydir. Şimdi o da çok basit bir şeydir. Alırsın. Bir ara borç verenler uyanırlar. Bunu geri ödemeyecek derler. O zaman paralarını geri istemeye başlarlar. İşte yandın o zaman. Yani o arkadaşa tavsiyem de olur. Yani ona dikkat etsin. Ama senin doğru yerde diyor hocam. İşte borç ver doğru yere. O işte doğru hep. Zaten hiç borçlanıp da yanlış yerde kullanan adam olur mu? Herkes doğru yere kullanır şekerim. Niye böyle yapıyorsun Barış? Hiç yanlış yere kullanmak çünkü. Herkes doğru yere kullanır. Allah kahretsin. Sonra bu şeyleri alacaklar, kapıya gelirler. Taze borç vermezler. Yani perişanlık çıkar. Neyse, bu böyle gider yani. Peki. Her ülke netice itibariyle layık olduğu şekilde yönetilir. Bunun içine tabii iktisat yönetimi de dahildir. Onun için de yani çıkan manzara işte. Peki. O sana mesaj yazanlar neyse manzara da o. Hocam çok teşekkürler Asaf Hocam. Ben kapatayım programı en iyisi. Niye kapatıyorsun? Kapatmam daha hayırlı olacaktı. Ege Hocam çok teşekkürler. Ağzınıza sağlık. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bakalım. Bu arada yeğeninize de selamlar. İsmi neydi yeğeninizin Ege Hocam? Burada hem yeğenim var hem de burada onun kocası var. Memo diyor kendine, Mehmet. Tamam. Kendisi nefesle 100 metreye dalıyor. Maşallah. Mehmet Bey'e de selamlar. Nefesle. Diyelim. Maşallah. Memo'ya. Tamam. Nefesi kuvvetli. Yeğenim de gün. Evet. Biz veda ediyoruz. 22'de buluşmak üzere.